Türkiye'de satılacak olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun resmi fiyatları açıklandı. Peki, Türkiye'de ortalama çalışan bir kişi yemeden, içmeden, çalışarak aldığı maaşı tamamen iPhone'a yatırırsa kaç ay çalışması gerekiyor? Bu durum dünyada nasıl? Ne durumdayız? Bu videoda anlatacağım. Arkadaşlar merhaba, Sihirli Elma'nın YouTube kanalında Apple ekosistemine dair gelişmeleri anlatıyoruz ama bugün elime bir rapor geçti. Bu raporu sizlerle paylaşmak istedim. Yani bakınca şok oldum, gerçekten bu durum böyle mi diye. Elimizdeki rapor bir iPhone indeksi. Şimdi iPhone indeksi ne anlama geliyor? Şu, yemeden içmeden aldığın maaşı bir köşeye atıyorsun. Yeni bir iPhone almak için senin ne kadar çalışman gerekiyor? Bunu belirten bir rapor, bir indeks. Her yıl yapılıyor. Bu yılda güncellenmiş ve alınan değerler uluslararası ölçümleme şirketlerinin elde ettiği verilerle ortaya koyulduğu için açıkçası benim ilgimi çekti. Türkiye bir iPhone 12 Pro almak için en uzun çalışılması gereken ülke olarak listenin başında. Maalesef listenin başında. Peki bir iPhone 12 Pro ne kadar? Şu anda ekranda görüyorsunuz bu fiyatları. Apple Türkiye açıkladı ve bir iPhone 12 Pro bir önceki açıklanan iPhone 11 Pro'ya göre 4000 lira daha pahalı. Maalesef böyle bir fiyat farkı ortada. Peki ne kadar çalışmamız gerekiyor? Tabii ki bu çalışmayı hesaplarken asgari ücreti baz almayacağım bu arada. Bir web sitesi var şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu web sitesi ülkelerin ortalama aylık maaşlarını hesaplıyor. Yani ciddi veriler var. Devletin vermiş olduğu verilerden ve ölçümleme şirketlerinden aldığı verileri hesaplıyor ve ortaya bu sonuç çıkıyor. Ve Türkiye'de ortalama maaş miktarı şuradan bakıyorum 3035 TL. 3035 TL bizim ortalama maaş miktarımız. Çoğu asgari ücretle çalışan vatandaş var. Daha yüksek fiyatta da çalışan vatandaşlar var. Hepsini topluyorlar. Bir ortalama çıkıyor. İşte ortalamamız 3035 TL. Elimde görmüş olduğunuz 128 GB'lık bir iPhone 12 Pro için bizim kaç gün çalışmamız gerekiyor? Listede bir sürü ülke var. Türkiye şu anda listenin başında ve 103.8 gün yemeden, içmeden maaşımızı bir köşeye koyuyoruz. Ev kirası yok, ulaşım yok. Hiçbir masrafımız olmadan maaşımızı bir kenara koyduğumuzda 103,8 gün sonrasında bir iPhone 12 Pro alabiliyoruz ve maalesef en fazla çalışması gereken ülke olarak listenin başındayız. Peki ortalama maaşlar hesaplandığında bir iPhone 12 Pro'yu en uygun şartlarda alan ülke hangisi diyecek olursanız herkes Amerika diyecektir belki ama Amerika değil. Bu arada Amerika'da ikinci sırada. Birinci sırada İsviçre var. Yaklaşık 4.4 gün çalışma karşılığında ortalama maaştan bahsediyorum. Ülkenin ortalama maaşından bahsediyorum. 4,4 gün çalıştıktan sonra iPhone 12 Pro'yu satın alabiliyorsunuz. Amerika'da da bu değer 6.1 gün. Yani 6.1 gün çalıştıktan sonra maaşınızı alıp hiçbir şey yemeden içmeden bir Apple Store'a gittiğinizde ya da web sitesinden sipariş verdiğinizde iPhone 12 Pro'yu alabiliyorsunuz. Çok enteresan bir indeksti. Bunu size paylaşmak istedim. Şimdi böyle indeksler var. Yani bu bana çok mantıklı geliyor. İşte şu birim para şu kadar şöyle oldu asgari ücretten ziyade bence en mantıklı açıklama bu. Bu arada bu videoda yararlandığım kaynakları videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Daha detaylı verilere ulaşmak isterseniz orada mevcut. Şimdi geçen yılda da aslında bu araştırma yapılmış. Maalesef benim bu yıl karşıma çıktı. Geçen yıla oranla biz 14.7 gün daha fazla çalışmak zorundaymışız. Yani geçen yıl iPhone 11 Pro çıkmıştı. 128 GB'lık bir iPhone 11 Pro almak istediğimizde bu yılki çalışmamız gereken miktar yani 103 küsür günden 14.7 daha az çalışarak alıyormuşuz. Yani bu sene biraz daha kötü bir performans sergiliyoruz anlamına geliyor. Listeye baktığımızda hakikaten enteresan ülkeler var. Mesela aklıma ne geldi? Acaba komşularda durum nedir? Yani komşudan kastım Yunanistan ve Bulgaristan. Bu listede de Yunanistan enteresan bir sonuçla karşımıza çıkıyor. 26.5 gün. Yani onların da ekonomisinin çok kötü olduğunu düşünüyoruz ama iPhone indeksine baktığımızda
Yunanistan'da ortalama maaşa sahip olan bir kişi 26,5 gün çalıştığında bir iPhone 12 Pro'yu satın alabiliyor. Bizde 103 gündü, haberiniz olsun. Bulgaristan Yunanistan'dan biraz daha kötü durumda, hatta bayağı bir kötü durumda. Onların da arasında enteresan bir fark var. Nasıl oluyor anlamadım ama Bulgaristan 47,3 gün çalışarak bir iPhone 11 Pro alabiliyor şu andaki ortalama maaşlarıyla. Gerçekten çok enteresan bir durum. Bana göre biraz adaletsiz bir durum. Ama mükemmel bir kıyaslama olduğunu söyleyebilirim. Bu araştırmayı yapanların emeklerine sağlık, ellerine sağlık. Şimdi bu tabloda görmemiz gereken çok önemli noktalar var. Yani ürün aynı ürün. Dünyanın farklı yerlerinde satışa çıkıyor ve onu almak isteyen insanlar belli bir emek harcıyor. Bu emeklerinin karşılığını alıp Apple'a yatırıyorlar. Tabii şöyle bir soru da olacak. İlla almak zorunda mıyız diye. Ama enteresan bir rapor bu. Yani iPhone indeksi. Bak bunun bir benzeri daha vardı. McDonald's indeksi diye bir indeks vardı. Şimdi burada insanlar işte çalıştıklarının karşılığında kaç tane menü alabiliyor vesaire gibi. Bence çok mantıklı bir tüketim örneği olduğu için iPhone indeksi iyi olmuş. Ben bu raporu açıklamayı sevdim açıkçası çalışmayı. Sizlerle paylaşmak istedim. Buradaki fark nereden kaynaklanıyor? Buradaki fark dolar kurundan kaynaklanıyor. Aldığımız maaşın ederinin uluslararası piyasada ne olduğunu ortaya koyuyor. Tabii buradaki tablo bize hedef göstermeli. Ne yapmamız lazım? Nereye doğru gitmemiz lazım? Bunun için çok güzel bir tablo olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki yorum sizin. Arkadaşlar iPhone indeksini sizlerle paylaştım. Yorumlarınızı lütfen aşağıda yazmayı unutmayın. Bu arada videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz. Apple ekosistemi ile ilgili videoları paylaşmaya devam edeceğiz. Sihirlerim YouTube kanalında. Kanalı takip etmeyenler varsa abone olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.